Taksim'den belediye otobüsüne bindim, Fatih'e geliyorum. Birkaç sene oluyor hadisenin üzerinden geçmiş. Taksim'den bindim belediye otobüsüne, geleceğim Fatih'e, Edirne Kapı otobüsü. Durağın birisinden bindim, otobüs kalabalık değil, boş. Ama koltukların hepsi dolu, oturmuşlar. Fakat ön tarafa yakın iki koltuğa iki tane ortaokul talebesi oturmuş. Kastı mahsus ile geldim, onların başına durdum. Onlar benim gözüme bakıyor, ben onların gözüne bakıyorum. Vallahi kalkmıyorlar. Benim de halim meydanda işte. Belki dedeleri, babaları yaşındayım. Kalkmadılar. Fakat canım sıkıldı. Sırf mevzu açılsın, bir şeyler konuşalım, otobüs de dinlesin diye ortaya bir söz atmaya çalışıyorum. Yaklaştım, dedim ki yavrular, siz dedim hangi okula gidiyorsunuz? Sırf laf açılsın diye sordum. Biliyorum, ortaokul. Dediler işte ortaokula, orta ikiye gidiyoruz. Hangi ortaokul? Dedi ki falanca ortaokul. Peki ortaokula gelmeden evvel dedim, daha evvel hangi okulu okudunuz? Dediler ki ilkokulu okuduk. İlkokul kaç seneydi dedim. Böyle sorulu cevaplı konuşuyoruz. 5 sene okuduk dediler. 5 yıl. Peki 5 sene ilkokulda okudunuz. Her sabah okulun bahçesine gittiğiniz zaman, daha sınıflara girmeden topluca öğretmenlerin size söylettiği bir söz vardı. O söz neydi dedim. Efendim dedi, ant diye bir söz dediler. Okur musunuz biraz dedim baştan dedim. Çocuklar şaşırdılar, daha artık ipin ucu benim eline geçti. Türk'üm, doğruyum, çalışkanım, yasam, küçüklerimi korumak, büyüklerimi saymak. Durun dedim orada. Durun orada, büyüklerimi saymak. Bu sözleri dedim kaç sene tekrarladınız? Dediler ki 5 sene tekrarladık. Ama dedi bakın bu 5 yıl dedi tekrarlamışsınız. Kafanıza bu kelimelerden bir tanesi girmemiş. Ulan sabahtan beri buradayım, kalkmıyorsunuz dedim. Büyükleri saymıyorsunuz. Hayvan herifler dedim. Vallahi şaşırdılar. İkisi birden bile bıçak saplanmış gibi kalktılar. Buyurun oturun dediler. Utandılar. Yine milletin mayasında utanmak var. Var bu milletin mayasında bir şey. Ama işlenmemiş. 5 yıl papağan gibi Türk'üm, doğruyum, çalışkanım. Hani lan doğru adam? Bir tane gösterin ya. Gösterin bir tane doğru adam ya. Böyle laflarla basit, uydurma, çarpık sloganlarla nesil yetişmez. Millet barış içinde olmaz, mümkün değil. Barışın mayası, huzurun kaynağı, kelime-i tevhidin tecellisi, Allah'ın koyduğu kanunların hakimiyetidir. Bunun başka manası yok, namucimi yoktur. Osmanlı Devleti 640 sene 3 kıtada kalmış, Afrika'da, Asya'da, Avrupa'da ve Osmanlı Devleti'nin sınırları içerisinde 23 çeşit millet, 10 çeşit dinin mensubu 600 sene barış içinde yaşamış. Neyle yaşadı bunlar? İslam adaletiyle. Kürt vardı, Türk vardı, Çerkez vardı, Laz vardı, Ermeni vardı, Yahudi vardı. Tam 10 ayrı dinden 23 ırktan millet kardeş gibi yaşadılar. Niye anarşi yoktu?